Zamanı geri alamıyorum. Benim en çok ağrıma giden, kızım karnımdayken beni tekmeleyerek kapıyı attığı o günü unutmadım. Okyanusun ortasındayım, çırpınıyorum. Oraya da gitsem kara yok, oraya da gitsem kara yok. Ortada kaldım ve karnımda çocuğum var. Ama tabii ki zamanı geriye alamıyorum. Cezaevinde kadın olmak ne demek? Hem kadın olup hem de çocuğunu orada büyütüyorsan ceza üzerine ceza çekiyorsun. Her şeyin sınırlı, küçücük bir kafeste çırpınıp duruyorsun. Benim en çok zoruma giden çocuğuma bir oyuncak dahi sokamamaktı. O yüzden cezaevinde kadın olmaktan ziyade bir de anneysen çocuğunun o şartlarda büyümesine üzülüyorsun. Çırpınmak benim zoruma gitti. Kurtlar sofrasında gibi hissettim kendimi. Ben ne zaman kızıma hamile kaldım, bu insan 180 derece değişti. Ben yediğim dayağın acısını da unuttum. Parmakların kesilmiş, karnındaki çocuğun erken doğacak şekilde karnını tekmelemiş, yumruklamış. Böyle hayatta utandığımız zamanlar olmuştur. Ben cezaevinde çırılçıplak arandığımda böyle bir utanç görmedim hocam. Bana zarar vermeye, kızımı kaçırmaya, yüzüme bergen gibi kezzap atmaya kadar gitti bu olaylar. Benim zaafım tamamen sevgi eksikliği. Gerçekte o sevgiyi kimden almak isterdin? Babamdan. Bana sadece sarılmasını isterdim. Benim yanlış kararlarım kaderimi değiştirdi. Ama ne yazık ki ne zamanı geri alabiliyorum, ne o Şenay'a geri dönebiliyorum. Katers Ekstra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Şenay Şentürk oturuyor. Biz bugün yine sesi fazlasıyla açıp şiddeti konuşacağız bu programda. Çünkü aynı inanışta ve aynı umuttayım. Şiddeti ve izlerini durdurmak için konuşa konuşa sesimizi çıkarta çıkarta bitireceğiz hepimiz. Biz biliyoruz ki şiddet görmüş birinin o şiddeti yaşadıktan sonra hayatı bir daha eskisi gibi olmuyor. Unutulmuyor, bırakılmıyor, ruhun ve bedenin bütünlüğü bozuluyor. Bu ülkede yetişen her çocuk için, bu ülkede büyümekte olan her birey için şiddeti bitirmekte hep birlikte o sorumluluğu almamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aslında şiddetin diline durduracak şey bilinçlenmek hayatımızın içerisinde. Şenay bugün anlatacak bize sadece şiddeti değil, şiddet görmüş olmayı değil, cezaevinde kadın olmayı, cezaevinde bebeğiyle beraber kadın olmayı ve aslında tüm bu yaşadıklarından sonra yeniden var olmayı onun gözünden dinleyeceğiz. Bir suç örgütünün ortağı, bir parçası olmakla suçlandı ve cezaevine girdi. Aslında sonradan suçsuz olduğu ortaya çıktı ama hayatımdaki baba boşluğu, baba sevgisi boşluğu yüzünden ben yanlış kişiye aşık oldum ve bu sürecin bir parçası oldum dediği günlerini, dönemlerini de konuşacağız. Hoş geldin Şenay. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Nasıl hissettiriyor burada oturmak? İzlerken evet heyecanlanmıyorsun ama buraya oturduğumda evet biraz heyecan var. Birlikte eritiyoruz o heyecanı. Senin öykün şu an bütün aslında insanlar senin öykünü nasıl dönüştürdüğünle eşlik edecek sana. Sorayım başta hemen. Cezaevinde kadın olmak ne demek? Bu dünyada açık bir mezarda özgürlüğünü beklemek. Ben cezaevini filmlerde, dizilerde gördüğümde ya ne var yapılabilir, kalınabilir. Rahat yani insanlar bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor diye düşünüyordum. Ama içine girdiğinde çok başka. Özellikle hem kadın olup hem de çocuğunu orada büyütüyorsan ceza üzerine ceza çekiyorsun. Her şeyin sınırlı, küçücük bir kafeste çırpınıp duruyorsun. Benim en çok zoruma giden cezaevinde çocuğuma bir oyuncak dahi sokamamaktı. Ufacık bir çıngırağı bile olmadan 7 ay boyunca kızım içeride büyüdü. O yüzden cezaevinde kadın olmaktan ziyade bir de anneysen kendinden çok çocuğuna, çocuğunun o şartlarda büyümesine üzülüyorsun. Orada tek bir suçtan yatan mahkum yok. Her suçtan yatan mahkum var ve 36 mahkumla bir tane bebek büyütüyorsun. İnsanı aslında orada zorlayan çocuğunun olması. Tek başıma olsaydım bazı şeylerden ödün vererek susabilirdim, sabredebilirdim, dayanabilirdim. Ama kızımın olması beni iki kat daha zorladı. Kızımla yatmanın avantajları da vardı. Çünkü o benim artık yoldaşımdı.
psikolojik olarak biraz rahatlatıyordu. Onunla ilgileniyordum, onunla vakit geçiriyordum, ona niniler söylüyordum. Çünkü cezaevi zamanın bir türlü geçmediği bir yer. Bakıyorum 3, sanki 2 saat sonra tekrar bakmışım, sadece 10 dakika geçmiş. Ama kızımla bir şekilde ben o zamanı kendime parça parça yayabiliyordum. Kaç yaşında şimdi kızın? 5 yaşında. Uzun güzel bir ömür olsun. Amin inşallah. Sen kızın doğduktan sonra bizim lohusalık dönemi de dediğimiz henüz kızın günlükken cezaevine onunla beraber girdin. Kaç günlüktü? 19 günlüktü. Hikayenin bu kısmını da konuşacağız ama diğer taraftan bugün Türkiye'deki haber gündemine baktığımızda zamanında da çok ciddi basında da yer almış bir suç örgütüyle beraber anıldın, beraber suçlandın ve aslında bu suçun bir parçası ilan edildin. O dönemde böyle anılmış olmakla ilgili bugünkü hissin ne? Beraat ettikten sonra. Böyle çirkin bir davanın ortasında tek başıma bir kadın olarak çırpınmak benim zoruma gitti. Çünkü 28 erkek ve bir kadın koca bir mahkeme salonunda kurtlar sofrasında gibi hissettim kendimi. Ben yanlış seçimlerimin kurbanıydım, mahkemenin gözünde bir şüpheliydim. Ben severek gerçekten birlikte oldum o kişiyle. Ama baktım sevgi bazen hani derler ya bülbül gül bahçesine, karga çöplüğe götürür. Ben sevgimin beni kötü şeylere sürükleyeceğini hesap edemedim. Bu biraz benim cahilliğimden, biraz baba eksikliğinden, biraz sevgisizlikten. Bunun adı neyse artık bilmiyorum ama karşıma çıkan, bana ufacık bir sevgisini, zerresini gösteren o insana bana büyük bir dağ şeklinde, büyük bir volkan gibi böyle aşkla, sevgiyle sevdiğini zannettim. Benim yanlış kararlarım kaderimi değiştirdi. Seçimlerimin beni felakete sürükleyeceğini hesap edemedim. Böyle bir örgütte anılmak, böyle bir çeteyle yargılanmak o zamanda, bu zamanda, bundan sonrasında da beni Şenay yaptı aslında. Eski Şenay ile şu anki Şenay arasında dağlar kadar fark var. Psikolojik olarak beni o çetede yargılanmak, döve döve, işkence ede ede, her gün biraz da böyle canımdan ala ala beni şu anki Şenay yaptı. Şenay, vicdanın rahat mı? Vicdanım rahat. Sadece vicdanımın rahat olmadığı şey kızımı cezaevinde büyütmek. Keşke öyle olmasaydı. Peki bugünkü dünyandan baktığında 29 yaşındasın. En çok düşününce keşke neyi yapmasaydım diyorsun? Keşke yanlışa susmasaydım. Keşke yanlış olan bir şeye sessiz kalmasaydım. O an o kişilerle beraberken ofiste, telefon iletişimlerinde, mesajlarında, yan yana geldiklerinde, planladıkları, yaptıkları ticaretlerde şahit olduğum şeylere keşke susmasaydım. O zaman hem 2019'da o cezaevindeki Şenay ile kızı olmazdı, hem de bugün bu travmaları yaşamazdım. Pişmanlığım bu kadar çok olmazdı, bu kadar büyük olmazdı. Şenay, o günkü Şenay'a niye bu kadar suç karşısında seziyorsun, duyuyorsun ve susuyorsun diye sorsam ne derdi bana? Ben o zamanki Şenay'a çok kızıyorum. Hala ona olan öfkem bitmedi. O zamanki Şenay'a şu an karşımda olsa çok ağır konuşurdum. Onun gözünü açardım. Bir şekilde elimden geleni yapardım. Ama dediğim gibi hani o zamanki Şenay'ın gözü sadece o kişiyi görüyordu. At gözlüğüyle bakıyordu. Etrafını asla görmüyordu. O ne dese o doğru. O mora pembe dese o pembeydi. Ama ne yazık ki ne zamanı geri alabiliyorum ne o Şenay'a geri dönebiliyorum. Ama en çok bugün o Şenay'a öğretiyor. O zamanki hallerimizi şimdiki zamana getirdiğimizde öğretiyor. O yüzden soruyorum. Korkuyor muydun? Çok. Uyuyamıyordum. Gece uyurken sıçrayarak kalkıyordum. Bunun aslında iki sebebi vardı. Birincisi, tutuklandığım gün eve polisler operasyon yapmıştı. 20-30 tane özel harekat polisi ellerinde silahla tepemdeydi. İkincisi de 2021'de o kişiden aldığım tehditler. Bu arada o süreç zarfında şiddetin zaten küçüğü büyüğü olmaz. Duygusal şiddet de zaten bir şiddettir. Ama diğer taraftan bedeninde darbeler alabileceğin çok ağır bir şiddet, fiziksel şiddet anlatıyorsun.
Birazdan sen istediğin kadarıyla konuşacağız ama şiddet karşısında belki daha 20'lerindeki bir genç bir kadın olarak ne yapıyordun sen? İlk şiddet yemek yaparken oldu. Söyleme sayıp et var dolapta, onu çıkarttım. Hamileyim kızıma. Daha yeni böyle 5. 6. haftam. Aynı bu elimle eti tutarken aramızda sadece sözlü bir tartışma oldu. Bir anda kalktı, geldi. Elimdeki bıçağı alıp sol elimin üstüne vurdu. Elimi hala izi var. Baktığımda tansiyonum düştü. Çünkü hani hiç kendini kesen bir insan değilim. Yanımda kimseyi de kesmediler. O an bir kötü oldum böyle. Mutfağın tezgahına dayadım elimi. Tamam ya, tamam, ne olmuş sanki, benim her yerim kesik. Hemen havluyla falan sarıldı. Hastaneye gittik. Dikiş atıldı. Akşam herkes geldi. Annesi, benim annem. Ama herkesin söylediği, onun ailesi falan. Hani normal karı koca arasında olur. Ne olmuş sanki, seni mi öldürmüş? Ne olmuş ki? Olur öyle tartışmalar. Yani ufak tefek. Bak hamilesin, bak çocuğun var. Ayrılsanız ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Babanın kapısına mı gideceksin? Dul kadın damgası yeme. Sen dul kadın kalma. Boşanma kocandan. Ayrılma. Sus, otur. Bir şey olmaz. Olaydan sonra ve onun ailesinin bunu normalleştirmesinden sonra evet ya dedim, hani ben dul kadın mı kalayım, gencecik kadınım, bak karnımda çocuğum da var, sustum. Çoğu insan böyle susuyor. Hayatına devam edemezsin bir kadın olarak başlığıyla susuyor. Kendini yetersiz hissederek susuyor. Kadına şiddet, hep altını çiziyorum, erkeğin yetersizlik hissinin kadının çaresizlik hissine dönüşmesi. Ama kadın o yetersizliği kendisinin zannetmeye başlıyor. Toplumun baskısıyla da beraber. Bugünkü dünyada sana şiddet de göstermeye başlamış birine kapılmanın, senin dünyadaki anlamını soracağım, senin dünyandaki. Yani biliriz ki bazen hastalıklı bir aşkın içine düşmek insanın aslında geçmişteki zaafı ile ilgilidir. Senin zaafın neydi? Farkında mısın? Benim zaafım tamamen sevgiydi, sevgi eksikliği. Çünkü o şiddetten sonra bana hemen güzel bir yemeğe götürüp işte sen benim en sevdiğim insansın, ben sensiz yapamam, bunlar olabilir. Bak ben seni çok seviyorum, seni asla bırakmayacağım. Bak herkes seni bırakır ama ben asla seni bırakmam, ben senin için ölürüm. Hep sözlü olarak her şiddetin peşinden benim o sevgi açlığımı doyurdu. Bir balon düşünün, balon gibi her defasında şişirdi onu. Ama onun bir gün patlayacağını bilmiyordum ben. Gerçekte o sevgiyi kimden almak isterdin? Babamdan. Peki, gel hikayenin başına dönelim birlikte. Şöyle bir bak, hatırladığın ilk anılarla. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Şoförlük yapan bir baba, ev hanımı bir anne, iki kardeş, küçük bir aile, kendi halinde. Ailemde hiç şiddet görmedim. Annem şiddet görmedi. Yani Türkiye ortalamasına göre normal bir ailede doğdum. Çocukluk fotoğrafı hatırlamanı istesem, nasıl bir fotoğraf gelir gözünün önüne? Annemin yatağının üzerinde yeşil böyle bikinili, denize gitmek için o saati bekleyen, işte kolluklarını, simitini şişirmiş, çantasını hazırlamış, Barbie'lerini, oyuncaklarını. 6 yaşında, sarı böyle, saçlarını iki tane toplamış bir Şenay. Keşke o zamana dönsem. Ona sarılırdım. Ve ona hani nasıl söyleyeyim, hani ben senin yanındayım, hiçbir şey olmayacak demek isterdim. Bunları yaşamayacaksın demek isterdim. Ama dediğim gibi başta da hani zamanı geri alamıyorum. Keşke alabilsem, keşke o Şenay'a sarılabilsem. Hani elinden tutup ben seni götüreceğim, ben seni her yere gezdireceğim, ben sana o sevgiyi vereceğim diyebilsem. Ama tabii ki zamanı geriye alamıyorum. Şenay, sen büyüteceksin o çocuğu. Şimdiye getirip büyüteceksin. Evet. O zaman gözyaşları da anlamlanıyor. Hepimizin bu hayattaki en önemli psikolojik işi kendi çocukluğumuzu eksiklerinden büyütebilmek. Bir tane hayatın içerisinde onun yolunu, o çocuğun neyi sevdiğini, neye ihtiyaç duyduğunu sen biliyorsun. İzin verirsen kalalım biraz çocuklukta. Çocuklukta mesela nasıl bir anne var? Çocuklar için sürekli mücadele eden, onların karnını doyurayım, okuluna göndereyim, yıkayayım, paklayayım, güzel bir evlat yetiştireyim.
Ben böyle bir annenin kızıyım. Annemdeki mesela en sevdiğim şey adaletli olması. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmazdı. Ne varsa bölerdi eşit bir şekilde. Ben en çok bu özelliğimi annemden aldım. Yemeğim de olsa, aşım da olsa eşit bir şekilde bölüyorum. Ne olursa olsun, sevgimi bile. Ne güzel dedin. Peki nasıl bir baba var çocukken? Babamın 3 tane eşi var. 3 anne var yani bizde. Annem en küçüğüydü. Babam onlarla da vakit geçiriyordu. Bizle de vakit geçiriyordu. Ama en çok onlarla vakit geçiriyordu. Yani bir yıl içerisinde belki babamı 3 kere, 4 kere görüyordum. Onun dışında sürekli çalıştığı için şofördü babam. İller arası, şehirler arası çalışıyordu. Çoğunluk İstanbul'da kalıyordu. Belki tatilde geldiğinde görüyordum. Belki işte izninde geldiğinde görüyordum. Ama benim hem babam hem annem, annem oldu. Bana babalık da yapan annemdi. Aslında baba 3 evlilik yapıyor. 3 evlilikten de çocukları var. Kaç çocuğu var toplamda? Biz 8 kardeşiz. Bu 3 ayrı evin ve dünyanın içerisinde sana ve sizin ailenize ayrılan zaman en az zaman gibi. Evet. Çocuk dünyanda az görmeyi babayı, böyle bir düzenin içinde olmayı nasıl karşılıyordun? Sen nasıl anlamlandırıyordun? Babam bizi sevmiyor. Onları daha çok seviyor. Geldiğinde de annem ona kızdığı için geliyor. Hani çocuğunla vakit geçir dediği için geliyor şeklinde düşünüyordum. Dedim yani annem her şeyde adaletlidir ama babamda o adalet yoktu. Babam onlarla daha çok vakit geçiriyordu. Biz onun için kısıtlı bir zamandık. Yani bana ayıracağı vakit, anneme ayıracağı vakit hep sınırlı olduğu için hayat bana beklemeyi öğretti. Evet, eğitim hayatım, arkadaşlarım, hayallerim, her genç kız gibi benim de vardı. Ama ben aileme baktığım zaman o kopukluk, babamın olmayışı, annemin tek başına bir kız çocuğu yetiştirmesi, ben annemi zorlayan bir genç kızdım. Yani kısıtlı imkanlarımız vardı. Her şey istediğim zaman olmuyordu. Her şeyi istediğim zaman alamıyordum. O yüzden çok genç yaşta çalışmaya başladım. Çünkü istediklerime ulaşırken her şeyin bu hayatta önüme hazır konulmayacağını öğrendim. Şenay, sen bilir miydin babanın diğer tırnak içinde ailelerini, oradaki çocuklarla ilişkisini? Hiç gider miydin, görür müydün diğer kardeşlerinle dünyayı? Ben çok kabullenilen bir kardeş değildim. Hala daha öyleyim. Çünkü son eş, son çocuk onlar için hiçbir zaman doğru bir seçim olmadı. İki eş birbirini kabul etti ancak annem hiç istenmedi. Doğal olarak annemden olduğum için beni de kardeş olarak çok fazla görmediler. Sadece aynı soyadı taşıyoruz. Aslında küçük bir kız çocuğu için de, oradaki yapı içerisinde de kadına yüklenen değersizlik anlamı oralarda da başlıyor. Bunu sadece baban için söylemiyorum ama birden fazla kadının ve çocukların aynı adamı paylaşmak zorunda kaldıkları bir dünyada aslında karşılıklı bir dürüst, açık, bağlı bir sevgiden de çok bahsedemiyoruz. Şenay, senin çocukluk hayalin neydi? Ne isterdin hayattan? Ben hep doktor olmak istiyordum, kardiyolog. Çünkü annem kalp hastası o zaman. Yani kendimi bildim bileli kalbiyle alakalı sorunları var. Hep kalp doktoru olmak istiyordum. Ama olamadım. Özellikle sonrasında bir suç örgütünün bir parçası olabilecek ve bununla ilgili şu anda da zaten cezaevinde olan birinden bahsediyoruz. Siz onunla nasıl tanıştınız? Sosyal medya. Sosyal medyadan tanıştıktan sonra hemen böyle bir gönül ilişkisinden ziyade arkadaş gibi başladı bizim tanışmamız. Belli bir süreden sonra o benim zaafımı, çocukluğumu, gençliğimi, ailemi anlattığımda aslında ona ben bir koz verdiğimi fark etmedim. Benim 5 senemi aldı benden. Koca 5 senem benim 2 mesajla tamamen gitti. Çöp oldu. Nasıldı ilk zamanlar? İlk zamanlar naif, böyle başına vur ekmeğini al, adam hiç sesi çıkmıyor. O kadar efendi, iş adamı. Ben öyle zannediyordum, iş adamı. 2 ay sonra işin rengi değişmeye başladı. Ben ne zaman kızıma hamile kaldım, bu insan 180 derece değişti. Çünkü Türkiye şartlarında artık hamile bir kadınsın. Ne zaman ki Şenay beni bırakamaz. O noktadan sonra sanki üzerindeki o bedeni bir kıyafetti böyle çıkarttı. İçinden bir yaratık, bir canavar çıktı. Yani tanıyamıyordum. Bu adam değil diyordum ya. Hani belki
tuhaf olacak ama büyü mü yaptılar, içine cin mi kaçtı, bir şey mi musallat oldu? Yani bir insanın değişmesi bu kadar mümkün değil. Hiçbir kitap bunu tarif edemez. Ben bile tarif ederken zorlanıyorum. Oturmam bile sorun mu? Sorun. Bacak bacak üstüne atma. Şu bardağı kaldır. Yemek yap. Öf, sen ne biçim kadınsın ya? Ben anam için 10 tane kadın boşarım oğlum. Benim anamdan değerli hiçbir kadın yok. Yani sürekli beni aşağılayarak, sürekli böyle özgüvenimi düşürerek beni zavallı bir insan yaptı. Ve ben o dönem öyle yaptığımda kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Ya diyorum, acaba ben gerçekten dediği gibi saygısız, ne bileyim, kötü bir insan mıyım? Kendimi sorgulamaya başladım. Telefonda sürekli illegal işler, sürekli al, ver, sat, getir, götür. Artık işin böyle içine girdiğimde dedim ki eyvah, sen daha bu yoldan nasıl döneceksin? Sen buradan dönsen bunlar musallat olacak. E karnında çocuğun var, babanın evine gitsen diyecek ki ne oldu? Biz senin zaten onaylamadığın bir evlilik yaptık. Zaten ya mezara girecektin ya cezaevine. Şimdi bana niye geldin diye sorsa ben yıkılırım orada. Biraz da dedim ya hani dul kadın damgası. O zaman gerçekten ben inanıyordum ya. Evet, ben kocamdan ayrılırsam yaşayamam, barınamam, beni dışlarlar, kimse bana sahip çıkmaz, kimse beni iyi görmez. Ama bunların hepsi yalanmış, bunların hepsi uydurma, bunların hepsi kadını daha da çamura batırmakmış. Sana biraz da anlattın ama içinde bununla taşmış artık. Ne yaşıyordun o evde sen? Yani 2+1 ev, ne kadar hani küçük olabilir ki, gayet geniş bir ev. Ama o ev üstüme geliyordu, sanki böyle daracık bir yer. Yani çıkmak istiyorum, onsuz bir yere çıkamıyorum. Ya o yanı ya yanındaki adamları. Anneme istediğim zaman gidemiyorum. Ne yapacaksın annen de? Evin içinde oturuyorum. Ne izlediğimden, ne yediğimden, hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Çünkü biliyorum o eve geldiği zaman ya kesin dövecek, ya sövecek, ya da kovacak. Defalarca kovdu. Defalarca yaka paça döverek, dayak yiyerek ben o apartmandan anneme gittiğimi biliyorum. Defalarca bana, aileme küfür ettiğini biliyorum. Ufacık zerre hak etsem size yemin ederim, derim ki hocam hak ettim ben. Hak ettim, bana bunu sövdü, şimdi de zoruma gitmiyor. Ama ne yediğim dayağı hak ettim, ne içtiğim küfürleri hak ettim, ne de kovulmayı hak ettim. Hiç hak edecek bir şey yapmadım. Ne onun gururunu zedeledim, ne ona karşı geldim, ne de başka bir şey. Ama benim en çok ağrıma giden, karnımı tekmeleyerek kız çocuğu veriyorsun bana, sen de o da senin gibi olur deyip kapının önüne atması. Ben yediğim dayağın acısını da unuttum. İşittiğim küfürleri de unuttum ama kızım karnımdayken beni tekmeleyerek kapıyı attığı o günü unutmadım. Hala dün gibi aklımda. Ve ben o kapıdan çıkarken kanamam vardı, suyum gelmişti, affedersiniz. Beni hastaneye bile götürmedi. Ben hastanedeyken hastaneye gelip bastı. Hastanede bir kez daha dövdü beni, ben niye hastaneye gelip ailemi aradım diye. O yüzden hani keşke dediğim şeyler var. Ama o anı asla unutamıyorum. O dayak yiyip kapıya atıldığım anı unutamıyorum. Söylemeden geçmek istemedim. Hak etsem hak ettim diyeceğim, evet. Dedin ya. Bunun bir hak etmesi, bunun bir hak edişi falan yok. Kendine de söyle, herkes de kendine de söylesin diye tekrar ediyorum bu kısmını. Şiddete bulunan kılıflar, takılan kulplar, o da böyle yapmıştır da şu olmuştur gibi bilgiler. Zaten şiddetin devamını sağlayan şeyler toplumsal olarak da. O yüzden de bunun bir hak edişi falan yok zaten. Bu senin beden bütünlüğün, bu senin varlığın. Ha diyeceksin ki o zaman o evin içerisinde bundan kimsenin haberi yoktu. Bunu ben de bilmiyordum, bir yere de gidemiyordum, beni koruyacak kimse de yoktu. İşte tam da aslında belki de bu zamanlar daha yeniden doğumun ya, o zamana bu yüzden bakıyoruz. Şimdi artık sesin çıkıyor, Evet. Şimdi artık başka bir yerde duruyorsun. Dünyaya bir bebek getireceksin, aylar geçiyor, hamileliğin 5. ayı, 6. ayı. Bir taraftan anladığım kadarıyla şahit olduğun şeyler var, soracağım. Ama o dönemde evdeki şiddetle sen nasıl hissediyorsun kendini hamileliğinde? Dediğiniz gibi hani psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet ikisi güzelce harmanlanıyordu. Suratıma büyük bir tokat yemiş, böyle bir darbe almış gibi vücudumun titrediğini hissediyordum. Öyle ağır şeyler işitiyordum. Öyle bir kuvvetle vuruyordu ki yani bazen mesela böyle
Önüme kendi haberlerim geldiğimde, o fotoğraflarımı gördüğümde ben diyorum nasıl dayak yemişim, nasıl dayanmışım ya? Yani parmakların kesilmiş, karnındaki çocuğun erken doğacak şekilde karnını tekmelemiş, yumruklamış. Bakıyorum kafamda sürekli şişlikler, sürekli beyin tomografisi, hastanelerdeyim, geçmeyen bir ağrı. Nasıl tarif edeyim ki? Yani dayak yiyorsun. Karşılık verdiğinde daha fazla dayak yiyeceksin. Kendini kapatabildiğin kadar kapatıyorsun dayak yerken ki yüzüme, burnuma, ağzıma, başka bir yerime gelmesin. Dayak yiyorsun. Bir taraftan da şahit olduklarım var. O zaman aslında bir suç örgütünün bulunduğu yerin içindesin. Evet. Gitmek için de bir çaren olmadığını düşünüyorsun anlattığın kadarıyla. Ne suç işliyordu bu suç örgütü? Silah ticareti, gasp, yağma, haraç, mermi satıyorlardı, silah satıyorlardı. Birinin birinden alacağı varsa eğer tahsilatçılık yapıyorlardı ve bundan kar ediyorlardı. Yanımdayken ilk başta belli şifreli kelimeler konuşuyordu. Aa, çekirdek var mı? Güvercin var mı? İşte güvercinin silah olduğunu öğrendim. Çekirdeğin mermi olduğunu öğrendim. Sokak ağzı, sokak lügatıyla böyle belli hayvanları kullanıyorlardı isimleri. Onun dışında birine gözünü kestirmişse, ona dişini geçireceğine inanıyorsa, atıyorum bir esnaf. Gidin ona gözdağı verin, ikincisinde kafasını atarı söyleyin. Güç gösterisi. Çünkü onlar aktif olarak sosyal medyayı güzel kullanıyorlardı. O insanların isimlerini yazdığında böyle sokakta kalabalık 40-50 tane adam arkasında videolarını gördüğü zaman insanlar, aa biz bunlarla baş edemeyiz ki. Bunlar bizi harcarlar, bitirirler. İnsanlara gözdağı vererek kar elde ediyordu illegal şekilde. Ben bunları cezaevine girene kadar şahit oldum. Yanımda sürekli bunlar konuşuldu. Ve ben mahkemede etkin pişmanlık hükmü adı altında itirafçı olmak istedim. Ve elimde ne kadar delil, yazı, belge, mesaj varsa hepsini de mahkemeye sundum. Şenay, o silahlarla senin de fotoğrafların çıktı sonrasında. Poz verdiğin fotoğraflar. Sen anlatır mısın? Çünkü insanlar bunu gösterecektir, soracaktır. Senin gözünden ve dünyandan bilmek önemli. Ben bunlardan dolayı mahkemede yargılandım. Çünkü hakim bana sordu, bu fotoğraflardaki silahlar nerede? Nerede çekildin? Ve arkasını netleştirerek dosyaya kendi beyanımla koyduğumda ve o dönem atış yaptığıma dair faturalarımı da sundum. Ama benim yanımdaki adamın profili gayrimeşru, mafya olduğu için ben de onun gibi o dönemde ben mafya karısıyım, ben güçlüyüm. O imajı vermek için saçma sapan silahlarla fotoğraflar çekindim, attım. Ki onlar hala da mahkeme dosyalarında çarşaf çarşaf duruyor. Ve ben bunlardan yargılandım. Neydi o, ben bir mafyanın karısıyım gücünde göstermek istediğin şey insanlara? Evde evet bir şiddet mağduru kadın var. Ama dışarıdaki insanlar onun yanında bana böyle hürmette hiçbir şekilde kusur yok. İşte abimizin eşi, yengemiz, güçlü bir aile. Dışarıdaki profil böyleydi. Her insanın içinde biraz ego vardır ya. Dışarıda da bu egom böyle pohpohlandığında içten içe böyle kibrim kahvalanıyordu. Böyle hoşuma da gitmiyor değildi o dönem. Aa ben neymişim ya? Ama eve gittiğim zaman yemek niye böyle? Bu niye böyle? Şu niye böyle? Evde bambaşka bir Şenay, dışarıda bambaşka bir Şenay. Şenay, tam bu dönemlerin içerisinde doğum zamanı geliyor. Kızını kucağına alıyorsun. Nasıldı dünyaya gözlerini açtığında karşılaşman? Kucağıma ebe verdiğinde, onunla göz göze geldiğimde ilk başta inanamadım. Çünkü böyle elleri, dokusu, teni, içimden bir insan çıktı yani. Böyle inceledim, baktım. Sonra odamıza geçtiğimde hani annem artık bırak koyalım çocuğu dediğinde bırakmak istemedim. Biri böyle altına dokunma, dur bir şey olur. Yani ben aylarca elimi böyle koyup nefes alıyor mu diye kontrol ettiğimi biliyorum. Doğduğu an, rahme düştüğü an evet hamilesin ama kucağına almadan o anneliği hissedemiyorsun. Çok başka bir duygu. O nasıl karşıladı baba olarak? Kız çocuğunu istemiyordu. Bana erkek çocuk veremedin. Hani erkek çocuk isteyen bir aile. Zaten hepsi erkek. Kız kardeşleri yok. Kız çocuğu onun için şey, olsa da olur olmasa da olur yani evlat ne yapalım.
ama benim iyi ki kızım olmuş. Çünkü yaşayamadığım her şeyi sanki o küçük Şenay'mış gibi ona yaşatıyorum. Güzel olsun ömrü. Daha günlük çocuğun, bebeğin ve aslında sen rüya zannediyorsun galiba. Eve geliyorlar polisler. Mahkeme süreçleri başlayacak sonrasında. Ve sizi alıyorlar. Seni de bebeğinle beraber alıyorlar galiba o gün. Evet. Giderken nasıl hissediyorsun o gün oradan giderken evden? Yani böyle kesik kesik ama böyle flu hatırlıyorum. Şöyle yani sadece şu alan ama etrafta konuşulan, duyduklarım, annemin söylediği, o kişi ters kelepçe yerde yatıyor, elinde polis silahlı, telefonumu soruyor, bebek beşikte. Yani hani anlattığım şekil şu an hatırlıyorum, beynimde de canlanan bu. Ama ne konuşuluyor, o an ne oluyor, hiçbir şeyin farkında değilim, bilincinde değilim. Evden çıkarken kızımı alabilir miyim yanıma dedim. Hayır dedi polis, çocuk almıyorsun yanına. Dedim ki ben dedim tutuklanacak mıyım dedim, hani eve dönecek miyim? Dönersin, dönersin. O anki o dönersini ben anladım. Üzerimde bir hırkam, ayakkabılarımı giydim. Anne dedim, ben dedim hani gideyim ifade vereyim, geleyim. Annem dedi ki sen dedim mont al yanına hani. Daha ne olacak anne dedim, ifade verip geleceğim. O montu iyi ki almışım. Çünkü ben 4 gün gözaltında nezarethanenin o martın soğuğunda o monta sarılıp yattım. Ve cezaevinden çıkana kadar da o montu duvarın kenarına koydum ki Duru duvardan soğuğu almasın diye. O montu annem verirken ben dedim ki herhalde normal hani üşümesin üstüne alsın. Dönecek zaten fikriyle verdiğini düşündüm. Eve geldiğimde talih olduğumda anneme sadece şunu sordum. Sen benim tutuklanacağımı biliyor muydun dedim. Ben senin gideceğini bir daha dönmeyeceğini anladım dedi. Halbuki ben giderken ifade verip döneceğim diye düşünüyordum. O sabah kızımı alamadan o evden çıktığımda tutuklanana kadar hep bir ümidim vardı. Kızıma döneceğim, kızıma döneceğim. Ama artık 2., 3. günden sonra kızımdan ayrılacağımı, tutuklanacağımı da hissettim. Ne kadar süre ayrı kaldınız o dönem? Tam bir hafta. Peki sonra süreç nasıl işledi? Ne oldu? Gözaltı süreci 4 gün. 4 gün sonra mahkemeye çıktığımda büyük bir salon böyle. Mahkeme salonuna baktığımda her yer polis, kameralar, haberciler, avukatlar, jandarma. Yani oturuyorum böyle. Şenay Şentürk dedi, kalktım. Hakkındaki suçlamaları biliyor musun? Neyle suçlanıyorum? Savunmanı yapacak mısın? Savunacak mısın kendini? Benim dedim çocuğum var, ben anneyim, daha yeni doğum yaptım dedim. Hani ben bir şey yapmadım. Tamam otur, karar Şenay Şentürk, diğer isimler tutukluluğuna. Hani o an şey oldum böyle, sanki derler ya böyle kaynar suyu haşlar gibi döktüler böyle kaldım. Böyle yerin dibine girsem keşke, yer yarılsaydı böyle içine düşseydim, üstünü kapatsalardı. Soruyorum ben ne olacağım diyorum, beni ne yapacaklar hani bilmiyorum ki. Dedi tutuklandın artık cezaevine. Tek söylediğim bana kızımı versinler. Eğer kızımı alamazsam ben intihar ederim dedim. Bakırköy kadın kapalı cezaevinin önüne geldiğimde polise rica ettim. Abi dedim annemi arayayım da 2 dakika kızımı göstersin olur mu dedim. Ya of bitmedi sizin de derdiniz. Abi dedim Allah rızası için şu telefonunu ver. 2 dakika ya dedim az kızımı göreyim öyle gireyim. Aradı sağ olsun. Anne dedim hiç anneme hani ne yapıyorsun nasıl hiç. Anne Duru'yu göster dedim. Kızımı göreyim dedim. Kızımı gördüm böyle kundakta. Anne dedim yalvarırım Duru'yu bana getirin. Kızım dedi orada yapamaz çocuk. Anne dedim bak ne olur Duru'yu getirin dedim. Kapatıyorum kızımı istiyorum. Bana buraya getirin. Kapattım. Cezaevine girdim. Böyle hayatta utandığımız zamanlar olmuştur. Ben cezaevinde çırılçıplak arandığımda böyle bir utanç görmedim hocam. Bir kadın beni anadan üreyen soyuyor. Her yerimi arıyor. Diyorum ki hani niye böyle yapıyorsun? Belki diyor bir şey sokmuşsundur içeri. Geçici koğuşa attılar bizi. Bekliyorum ki pazartesi olsun kızıma kavuşayım. Duru'yu pazartesi günü hemen getirdi avukat. Annemi gördüm böyle camın arkasında. Böyle kafa salladı. Dedim anne yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani elimden bir şey olsa geleyim arkaya geçeyim. Sarılalım gidelim. Hemen gardiyan öbür camın arkasından Duru'yu bana getirdi. Böyle bir kokladım. Anne dedim ben gidiyorum. Dedi konuşalım azıcık. Yok yok anne ben gidiyorum dedim. Normalde görüş yarım saatmiş. Ben bilmiyorum ki. Kızıma kavuştum ya o an hiçbir şey gözüm görmüyor.
yaptım. Girdim koğuşa. Allah razı olsun. Hepsi de ilgilendiler. Dedim ki yani burada yapılır artık. Çünkü geçici koğuştayken herkes iç içe, yerlerde yatıyoruz. Normal koğuşa baktım. Kadınlar normal çayını kahvesini içiyor, oturuyorlar. Bana da Allah razı olsun çayımı, kahvemi, yemeğimi getirdiler. Bir Nilgün ablamız vardı bizim, hala daha cezaevinde. Böyle saçımı okşadı. Üzülme, üzülme dedi. Bak kızın için ayakta kal. Ne ağlıyorsun sen? Kendine gel dedi. Bak küçücük evladınla düşmüşsün. Bırakma kendini, pes etme dedi. Kalk duşunu al, hazırlan. Bir kızını şöyle güzelce emzir. Çünkü ben kızımı bir hafta emziremedim. En çok canımı yakan annemi camın arkasında o görmek. Bir de o çıplak aranmak. İnsan hakkı. Her yerde ve her koşulda insan hakkını savunmak zorundayız. O yüzden sen anlatırken insan bazen de susuyor. Geçen günler orada hatırladığın fotoğraflar, o fotoğrafların sana öğrettiklerini sorsam, cezaevinde kadın olmak, cezaevinde anne olmak, belki o fotoğraflardan anlatırsın bize. Cezaevinde yokluğu biliyorsun, yokluğu öğreniyorsun. Varlık içinde olsan da orada sana yokluğu gösteriyorlar. Ne kadar paran olursa olsun, özgürlüğün bir hakimin iki dudağının arasında. Ne kadar paran olursa olsun, sana tahliye edemedikçe çıkamazsın. Ne kadar paran olursa olsun, kantinden alabileceğin limitin belli. 500 liraydı o zaman. 501 lirayı bile harcayamıyorsun. Vermiyor alacağın şeyi. Çocuğuna oyuncak dahi alamıyorsun. İçeri sokamıyorsun. Gerekçeleri, belki içinde bir şey var. Ne kadar X-ray'den geçerse geçsin, bir diş kaşıyıcıyı bile benim annem 10 kere kapıya getirdi, 10 kere o suratına kapatıldı kapı. Böyle işte lüks markalar, ayakkabılar, çantalar, kuaförler, mekanlar. Cezaevinden önce, aa işte ne güzel yerler, ne güzel şeyler, alışveriş o. Ama cezaevine girdikten sonra Allah'ım diyorum, özgür olayım, soğan ekmek yiyeyim. Yeter ki özgür olayım. Hani oturup bir soğanı bölerim, ekmeğin arasına koyarım. En azından kafam rahat. Özgürüm. Kimsenin kapattığı bir yerde değilim. Üzerime kapılar kilitlenmemiş. Gece kaç olursa olsun dışarı çıkıp nefes alıp rahat böyle huzurlu olabiliyorsun. Bana cezaevi bu dünyada ne olursa olsun özgürlükten kıymetli olamayacağını öğretti. Yanlış seçimlerinin kaderini değiştirebileceğini öğretti. Yanlış kararlarının seninle beraber aileni, kızını, senin kan bağını dahi etkileyebileceğini öğretti. Cezaevinin bana öğrettiği çok şey var ama benden götürdüğü de çok şeyler var hocam. Allah ama bir şekilde o sabrı veriyor. Dayanma gücünü veriyor. Ama insanoğluyuz işte, şaşar beşer. Bir şeye bulaşmışsın, bir bataklıktasın. Çırpındıkça daha çok batıyorsun. Kurtuluşun, çıkışın ne olduğunu ararken bir bakıyorsun ki 7 ay geçmiş, 8 ay, 10 ay, 1 sene. Giden o günlerine mi üzülesin, gençliğine mi, çocuğunu büyüttüğün, ailenin döktüğü gözyaşı, bunlara mı üzülesin, kendine mi üzülesin? Ben kendime üzülecek fırsat bulamadım. Anneme üzüldüm, babama üzüldüm, kızıma üzüldüm. Hiç kendime üzülemedim orada. Çünkü niye? Ben güçlü olayım ki onlar da güçlü olsun. O yüzden hep görüşlerde böyle dua ediyordum, Allah'ım ağlamayayım da hani annem üzülmesin. Ben kendimi üzülemedim orada. O fırsatı bulamadım. Senin bu arada o dönemdeki eşinle bir iletişiminiz, herhangi bir şeyiniz var mı? Tabii cezaevindeyken mektuplaşıyorduk. O da cezaevindeydi, tutuklanmıştı. Ancak ben 2020 Kasım'da, yani çıktıktan bir sene sonra, o bir sene boyunca onunla tabii telefonda görüştüm, görüşlerine gittim. Aslında diyorum ya, Şenay'a kızmam lazım, onu sirkelemem lazım. Cezaevine girmişsin, çıkmışsın, hala niye görüşüyorsun? Hala niye mektup atıyorsun? Hala niye iletişim kuruyorsun? Cezaevinde kocan bırakırsan ne derler? Bak dul kadın, bak bak dul kadın damgası yer. Ama benim kocam başımda değil. Çok iyi bir adam olsa, düzgün bir insan olsa cezaevinde değil, çocuğunun karısının yanında olmaz mı? Aa yok, cezaevindeki adam bırakılmaz. Çıkarsa öldürür seni. Cesetini bulamazlar, Yeditepe'ye gömerler. Bak gördün. Konuşursan çocuğunu vermeyecektik. Sustun, çocuğunu aldın. Şimdi susacaksın, bekleyeceksin. Böyle böyle bir sene daha bekledim. Ama ne zaman ki buraya geldi, yok dedim Şenay, bu böyle olmaz.
Ne cezaevi yolu ne de bu cezalarda, bu mahkemelerde böyle onu savunmayı bırak. O süreçler boyunca mahkemede de senin suçsuzluğunla ilgili bir desteği oldu mu o süreçte? Hiç unutmuyorum. Hakim dedi ki, bir kutu mermi dedi. Döndü böyle, bana baktı, sonra hakime. Efendim dedi, o gün ofiste Şenay da vardı, Şenay'a sorun isterseniz. Aa, ben şok oldum, bir kutu mermi. Hani sen bir sürü silah ticareti yapan insandın. Bir kutu merminin cezası senin kadına, bir çocuğun annesine atacağın iftira için çok mu kurtarıcı olacaktı? Aa, oradan bile bir iki yıl kendisine indirim alsa ve oradan beraat etse rahat ederdi. Ben o mahkemede katıldığım o iki sene boyunca mahkemelerde hep onu savundum. Ama ne zaman ki o mahkemede bana dönüp baktı, Şenay'a sorun efendim dedi. Ben ayağa kalktım. Başkanım dedim. Ben dedim, diğer mahkeme yazılı ve sözlü olarak beyanda bulunmak istiyorum. Şu an cevap vermeyeceğim dedim. Ve diğer mahkeme elimdeki bütün delillerle mahkeme salonunda 3 saat boyunca ifade verdim. Ve ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Ben bu kişilerin yanında bu suçlara şahit oldum. Bunların talimatları bunlardır diye mahkeme salonunda savunmamı yaptım. Aslında bana bir tokat da orada atmıştı. O kendince kendini kurtarırken, orada aslında bundan sonraki hayatımdaki Şenay var ya, o güçlü Şenay, kendini savunan, sessiz kalmayan, korkmayan, orada o tokatı atarak bana, kendime getirdi beni. Ve ben o savunmadan sonra mahkemenin gözünde de, heyetin gözünde de gerçekten yaşadıklarımı vicdanen de, hukuken de ispatlamış oldum. Ve bir süre sonra beraat ettin, sonra tekrar cezaevine girdin. O cezanı çektin ve çıktın tamamen. Evet. Aynı dosya kapsamında suçum onaylandıktan sonra cezam tekrar girdi çıktı yaptım. 3 gün kaldım ve Rabbime şükürler olsun, şu an hiçbir cezam, hiçbir olayım, hiçbir şeyim kalmadı. Tertemiz, sanki bir bebek anneden yeniden doğar ya. Böyle son cezaevinden çıkışımda toprağa dokundum yine. İlk çıktığımda da dokunduğum topraktı, her yer beton çünkü. Oh dedim, artık bu sefer bitti. Bu sefer kurtuldum. Burada senin de korktuğun bir tehdit dönemi de var bu arada, evet. Arada. O dönemde ne yaptın, nasıl korudun kendini? Mahkemede onunla alakalı bildiklerimi anlattıktan sonra biz artık iki düşman olduk. Elinden geleni ardına koymamaya, bana zarar vermeye, kızımı kaçırmaya, yüzüme bergen gibi kezzap atmaya kadar gitti bu olaylar. O bana dişlerini geçirmeye çalışırken ben hem kızımı hem kendimi korumaya başladım. Tehditler aldım. Mahkeme kararları verildi. Koruma kararları, kelepçe kararı bile verildi ona. 1500 metre yakınıma yaklaşamıyordu. Ama bir baktığımda, ya başardın dedim ya. Sana yanaşamıyor. Dokunamıyor, dövemiyor, sövemiyor. Telefon dahi açması yasak. Mesaj atması bile yasak. Bak dedim, demek ki isteyince başarıyormuşsun. Demek ki isteyince yapabiliyormuşsun. Hiç unutmuyorum, bir mesajı vardı. Benle baş etmeye kalkma, baş etmeye çalışanların sonunu sen iyi bilirsin. Evet, iyi bilirdim. Vurdurttuğu adamları, dövdükleri adamları, saydıkları, sövdükleri adamları iyi bilirdim. Ama ben o adamlar kadar erkeksi bir güce sahip değildim, ama ben anneydim. Anne olmamın verdiği bir güç vardı içimde. Kızımın ben önünde bir dağ oldum. Bir böyle kalkan oldum ki onun geleceği zarar görmesin diye. Aldığım tehditlere boyun eğmedim. Bu konuda da Allah razı olsun. Ne devlet ne medya. Hiçbir zaman bana ya işte ne yapalım olabilir veya işte bakalım falan. Hayır. Direkt beni ve kızımı koruma altına aldılar. Ve burada asla hakkını yiyemem. Bu programdan önce de insanların seni, belki hikayeni daha iyi tanımasına sebep olabilecek başka programlarda da anlatmışsın. Evet. Başka şekillerde anlatmışsın. Başka şekillerde derken o zamanki duygunla da, evet, duyuyorum. Bugünküyle de duyuyoruz. Belki gerçekten kızınla beraber bir seçim olarak kapanmak, susmak değil de çıkıp anlatmanın amacı ne? Hani o dönem ben şiddet gördüğümde, kapıda dayak yiyip atıldığımda konuşamamıştım, susmuştum ya hocam.
İşte o zaman kameranın karşısında o günler sanki şu an olmuş ve ben onun karşısında ona böyle haykırırcasına ben güçlüyüm, ben senden korkmuyorum dercesine anlattım. O zamanki bastırdığım duygularımı kameranın karşısına geçtiğimde, cezaevinde o yaşadığım üzüntüleri kameranın karşısına geçtiğimde anlatamadığım zamanı anlattım. İçimde bastırdığım şeyleri ben orada çıkarttım dışarı. Birden fazla alanda özgürlük anlatıyor gibisin. Cezaevini de görmüş bir insan olarak özgürlüğün hissi nasıl? Özgürlük tanımladığım zaman saat kaç olursa olsun istediğin yere gitmek. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir gece cezaevinde saat 3 saate baktım. Acaba dedim şu an dedim kumpir çekmişti canım. Dışarıda olsam ne yapardım? Atlardım arabaya giderdim Ortaköy'de şöyle güzel bir kumpir yerdim. O zaman dedim ki vay be dedim bak işte özgürlük buymuş. O zaman umursamadığım, değerli görmediğim, gecenin, sabahın, gündüzün kaç olursa olsun istediğin yere, istediğin zaman gitmek, istediğini yemek, içmek özgürlükmüş. Özgürlük parayla satın alınamaz ki. Özgürlük dışarıda dans edeyim, eğleneyim, güleyim. Hayır, özgürlük kısıtlandığında, özgürlük aileni belli saatlerde gördüğünde, telefonda 10 dakikada bir dosyayı sorduğunda, kızına istediğini alamadığında diyorsun ki bunlar bak özgürlükmüş. Şimdi şeyi düşündüm. Belki yaşamla ilgili. Artık tabii belli bir yaşa geldikten sonra işte annemizi babamızı suçlamak değil de onların bize vermediklerini kendi hikayemizde dönüştürmek için uğraşıyoruz. Ömür de suçlayarak geçmiyor evet. Baktığımızda. Ama bunun için de önce büyürken üzüntüden, öfkeden, belli başlı korkulardan arınmak her zaman değil ama bazılarımızda yüzleşmeler de gerekiyor ya. Çocukluktaki sevgi eksikliğiyle ilgili hiç babanla yüzleşip konuştunuz mu? Babam konuşabileceğim, beni anlayabilecek bir insan değildi. Biraz düz mantıktı. Hislerini, duygularını, karşısındaki insanın hissettiklerini çok konuşmayı sevmeyen bir adamdı. O yüzden isterdim babamı şöyle sizin gibi karşımda oturup baba bak hani bak çocukluğumdan beri böyle. Bak genç kız oldum böyle, evlendim ayrıldım böyle. Niye böyle? Niye böyle yaptın? Niye bizi daha çok sevmedin? Niye o küçük çocuğu benimsemedin? Niye kısıtlı zamanını ayırdın? Hani demek isterdim ama eminim babam yaşasaydı şunu derdi. Yanınızda oldum ya aç mıydınız, açıkta mıydınız? O yüzden hiç denemedim sormayı. Ama isterdim konuşmak. Bunu sormak isterdim. Bazen öyle olduğunu kabul etmiyorlar. Her zaman da onlarla konuşacak değiliz. Bazen içimizde yuttuğumuz bize o sevgisizliği, bazılarımıza onaysızlığı, bazılarımıza güvensizliği veren anne babayla değil derdimiz artık, kendimizle. Kendimize verilmeyenleri vermeyi öğreniyoruz hayat içerisinde. Ama dedin ya, duysaydı söylerdim. Ne duymak isterdin? Bana sadece sarılmasını isterdim. Öpmesini, kusura bakma bile dese bana yeterdi. Bir açıklama bile istemezdim ondan. Yeter ki hissetmesini isterdim. Sorduğum sorudaki o açlığım, o babasızlığım verdiği o acıyı hissetmesini isterdim. Bu arada kaybettiğini anlıyorum. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Mekanı cennet olsun. Amin. Bize bıraktığı iyi şeyleri yaşattığımız, belki bizim hayatımızdaki boşlukları, bıraktığı boşlukları da tamamladığımız bir hayata ihtiyaç duyuyoruz. Böyle zamanlarda Şenay. Hayalin ne? Bundan sonra ne olsun? Tek hayalim Ege. Çünkü bilmiyorum belki filmlerden, belki oradaki o Ege'nin o zeytin kokusu, o denizin mis kokusu. Belki iyi gelmeyecek ama bir denemek istiyorum. Ege'de yaşamak istiyorum. Kızımla beraber, sevdiğim insanla beraber. Ama büyük bir hayatım olsun istemiyorum. Özgür olayım. Yani defalarca söylememin aslında altında yatan sebep şu hocam. Ben cezaevinden sonra özgürlük için canımı bile veririm biliyor musunuz? Yani insanın özgürlüğü elinden gitmesin. Çünkü her şey kazanılır, her şey yeniden yapılır. Para kazanılır, iş kazanılır, her şey kazanılır. Ama özgürlük gitti mi psikoloji de gidiyor, sağlık da gidiyor. Her şey gidiyor hocam. Her şey gidiyor. Ve toparlaması daha sonra çok zor oluyor. Çok meşakkatli oluyor. İnsanı çok yoruyor. Gönlüne göre olsun. Kendi hayatına sevgiyi verebildiğin, sevgiyi verebildiğin, verebilecek insanlarla karşılaştığın, bir sebebin, bir hayatın, bir hikayen var elbet. O yüzden yargılayarak söylemiyorum tabii. Sana ya da bir başkasına yapılacak haksızlıklara sessiz kalmadığın ve bundan sonraki hayatında o güzel kızını çok güzel büyüttüğün İnşallah. Bir ömür dileyim sana.
ve özgür bir ömür. Teşekkür ederim inşallah. Biz programların sonunda çocuklardan bahsediyoruz Şenay. SMA hastası bebeklerden bahsediyoruz. Çünkü keşke daha iyi şartlarda tedavileri bu ülkede tamamlansa diye istiyoruz. Çocukların yaşam hakkı en temel hak. Her bölümün sonunda da bir çocuğumuzun sosyal medya hesabını veriyoruz. O aileler dua bekliyor. O aileler elden geliyorsa destek bekliyor, maddi manevi. Hiçbir şey bunlar elden gelmiyorsa da biz sizin yanınızdayız. Oğlunuz bugün nasıl oldu? Kızınız için ben bugün dua ettim diyebilmeyi bekliyorlar. Çünkü SMA hastası bebekler de aileleri de yalnız hissediyor. Bugün de Emir Asaf'tan bahsedeceğim size. Emir Asaf Akyüz. Instagram'da Emir Asaf Akyüz alt çizgi 61 hesabı var. Kampanyası %25'te. Hadi tamamlayalım. Daha önce yaptık beraber. Bütçemizden, elimizden ne geliyorsa. Başka bir şeyden bahsetmiyorum ha. Yaşam hakkı. Çocukların, bebeklerin yaşam hakkı. Kampanyalar tamamlanacak. Tedavileri olacak ve çocuklar yaşayacak. Böyle direkt düşünmekte fayda var. Öyle. Aileye de sevgilerimizi iletelim buradan. Şenay, yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam.